İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali ilk kez yüz yüze gerçekleşiyor bu sene. Sanat severleri, dans severleri nasıl bir festival bekliyor? İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde bu sene yüz yüze gerçekleşiyor. Festivalimiz 10 gün boyunca sürecek. 10-19 Haziran tarihleri arasında. Festivalde atölyeler, performanslar ve dans filmleri yer alıyor. Festivaldeki etkinliklere tüm dans severleri ve dans heveslilerini bekliyoruz. Festivali aslında biz kurgularken şehrin yeniden dans aracılığıyla hareketlenmesine odaklanarak kurguladık. Festival mekanları arasında Arter, Akbank Sanat, Hope Alkazar, Müze Gazhane, hatta şehir hatlarındaki vapur iskelesi önü, şehir tiyatroları, Cemal Eşitre konser salonu gibi çeşitli kültür sanat alanındaki hem önemli mekanları kullanıyoruz hem de kamusal alanda aslında tekrar dansı izleyiciyle buluşturuyoruz. Festivalde kaç ülkeden kaç sanatçı yer alıyor ve neden Doğaçlama Dans Festivali, bunu da biraz açar mısınız? Festivalimizdeki tüm etkinlikler ücretsiz. Bu sene festivalimize yaklaşık 30 farklı ülkeden akademisyenler, koreograflar, alanında uzman dansçılar bize dahil oluyorlar. Program süresince biz özellikle doğaçlama dansı önem vermemizin sebebi aslında doğaçlamanın çok sihirli ve büyülü bir alan olması ve programımızda farklı dans stillerinin doğaçlama kavramıyla nasıl ilişkilendiğini aslında araştırıyoruz. Akademik çalışmalar ve yerel dansçılarla, yurt dışından gelen koreografların çalışmalarıyla da yeniden üretimler yapılıyor aslında. Atölyelerimizde hem yaşlılarla dans atölyeleri, hem farklı ihtiyaçları olan bedenlere yönelik dans atölyelerimiz, genç dans atölyelerimiz mevcut. Tüm atölyelerimiz, etkinliklerimiz ücretsiz olup, atölyelerimizin yanı sıra bir de yaratımlar adı verdiğimiz bir bölümümüz var. Yaratımlar bölümünde yurt dışından gelen koreograflar lokal, yerli dansçılarla beraber yeni işler üretiyorlar. Bu bölüm de bizim için ayrıca çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı olarak Doğaçlama Dans Festivali'ne ev sahipliği yapıyorsunuz. Nasıl bir festival, nasıl bir desteğiniz var Kültür Dairesi Başkanlığı olarak bu festivale? Aslında çok heyecanlıyız. Bir dans festivalinde ev sahipliği yapmaktan, destek oluyor olmaktan dolayı. Özellikle de bir doğaçlama dans festivaline, yani hayal gücünün ve düşüncenin sınırlarını zorlayan böylesi bir konsept içerisinde özellikle tüm şehre yayılan bir dans festivaline ev sahipliği yapmaktan, destekliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şehir, özellikle de İstanbul gibi bir metropol, hareketten bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla aslında biz hareket odaklı bütün projeleri çok sıcak bakıyoruz, çok desteklemek istiyoruz. Çünkü şehrin ruhuyla çok özdeşleştiğini düşünüyoruz bir taraftan da. Ve bu aslında çok da şehrin ruhunu yansıtan bir şey. Dans da aslında bizim bedenle kurduğumuz ilişkideki kilit noktalarını açacak bir şey. Ve sanırım özellikle de Türkiye'de toplumsal olarak buna çok ihtiyaç olduğunu da düşünüyoruz. Daha çok birbirimize hareket ederken, özgürce hareket ederken bakmak ve buna alan açmanın İBB olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali ki ilkini geçen sene pandemi koşullarında çoğunu online olarak gerçekleştirmişti. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Doğaçlama Dans Festivali'nde sürdürülebilir bir festival olmasını bizim için istiyoruz, İstanbul için. Ve uluslararası katılımın çok yoğun olduğu, uluslararası dansçıların özellikle de çok farklı stillerde doğaçlama üzerine çalışan dansçıların İstanbul'da olmasını, İstanbul'dan beslenmesini, İstanbul'dan bir fikir memleketlerine götürmesini çok önemsiyoruz. Festival boş alan temasıyla gerçekleşiyor. Şu an Cemal Reşit Rey'deyiz ama festival şehrin birçok farklı noktasında aslında gerçekleşiyor.
Kültür Dairesi Başkanlığı olarak birçok farklı noktanızla ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu mekanları seçerken nelere dikkat ettiniz? Boş alanlar olmasına mı? Aslında şehir çok daha fazla boş alan ve dolu alan, yani o çatışmanın çok yoğun olduğu bir yer İstanbul özellikle. Biz tabii yaygın bir festival yapmaya çalıştık ama yaygın bir festival yapmak oldukça güç tabii ki bir taraftan da. Peter Brook boş alanda şöyle der, yani her boş alan bir sahnedir aslında der. Yani her alanı, bulduğunuz her alanı bir sahneye dönüştürebilirsiniz der. Bu önemli bir deneyimdir. İstanbul'da baktığımız her yere, şu anda Cemal Reşit Rey'in içinde olabiliriz, konusu bu olabilir ama buradaki çok ilgisiz bir alandan bile boş alan ve bir sahne üretmek mümkün. Biz zaten Cemal Reşit Rey'i de biraz böyle kurguladığımız için açılışını da burada yapmak çok istedik. Çünkü farklı performanslara çok katmanlı bir kültürel deneyime sahip olmasını istiyoruz buraya gelenlerin. Dolayısıyla fuayeler, işte koridorlar, prova alanları, sahne, her yer aslında burada doya doya bir kültürel etkileşim yaratılabilecek bir alan diye görüyoruz. O yüzden bu alana da biraz öyle bakıyoruz.